Parmaklarımızı nasıl kuvvetlendirebiliriz? Piyanodaki eserlerde belli bir güçlüğe geldikten sonra parmaklarımızın kaslarının daha kuvvetli olması gerekiyor. Bu kasları nasıl kuvvetlendirebiliriz? Her şeyden önemlisi, üstüne basarak söylüyorum, kendiniz zaten spor yapıyor olmalısınız ki vücudunuzda herhangi bir sakatlık olmasın. Sırt kaslarınızın çok sağlam olması lazım ki piyanoda rahat bir şekilde askıya geçebilsin kollarınız. Her şeyden önce elimizin kolumuzun çok rahat bir pozisyonda olması gerekiyor. Bu nedir? Sanki kolum burada askıda duruyormuş gibi elimi kolumu buraya koyabilirim. Daha sonra parmaklarımızın güzel bir şekilde gelişebilmesi için Alfred Cortot isimli eski çok büyük virtüözün muazzam bir egzersiz kitabı vardır. Oradan size tavsiye edeceğim birkaç tane egzersiz var. Birincisi parmaklarımızın tek tek kaslarının bağımsızlığı. Nedir bu? Kollarımızdan ve bileklerimizden bağımsız olarak parmaklarımızın çalışması. Bunun için şunu yapıyoruz. Tam 4 sayıda bir parmağımızı kaldırıyoruz ve indiriyoruz. Bir de parmak kontağından kopuyor klavyeden. İki de tuşun üzerine düşüyor. Üç de basıyor. Dört de tuşun yüksekliğinde yukarıya geliyor. Yani 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4. Bunu yaptıktan sonra yani 4 defa yaptıktan sonra bir sonraki parmağa geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Ve bunun gibi yavaş yavaş diğerlerine gidiyorum. Pek çok piyanistin problemidir. Dördüncü parmak yeterince kalkmaz. Evet, çünkü tendon olarak bağımsız bir tendonu yok bu parmağın. O yüzden ilk defasında kalkarken kalkabildiği kadar, ta sonuna kadar kaldırmanıza gerek yok. Ben çalışa çalışa oldukça yukarılara kadar kaldırmayı başarıyorum artık. Ama bu kaldırmayı yaparken diğer parmaklarımız hiçbir şekilde bir gerginliğe uğramayacaklar ve kolumun altındaki kaslarda da herhangi bir gerginlik olmayacak. Bunu da yaptıktan sonra kaslarımızı esas güçlendireceğimiz bir başka hareketi daha size tavsiye ediyorum. Yine Alfred Cortot'dan. Bu sefer tuşu çekerek yani parmağın ön ve arka kaslarını kuvvetlendirmek suretiyle önce ikinci parmağımla yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4 ve sonra diğer parmak 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4 gibi. Ve en sonunda parmağımızın esnekliğini ve yan hareketlerini kuvvetlendirmek için şu egzersizi öneriyorum. Gene Alfred Cortot'un egzersizlerinden. İlk önce parmağımızı düşürüyoruz. 1, sonra içeriye 2, dışarıya 3, yukarıya 4. Aşağı, içe, dışa, yukarı. Aşağı, içe, dışa, yukarı. Ve bunu diğer bütün parmaklarla tane tane yapıyoruz. Yine demin söylediğim gibi dördüncü parmağınızla çok rahat yapamıyorsanız yapabildiğiniz kadar yavaş yavaş zaman içerisinde muhakkak ki size cevap vermeye başlayacak. Ve baş parmağı ayrı olarak göstermek istiyorum çünkü diğer parmaklardan daha farklı bir yapısı var. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,